Arkadaşlar herkese merhaba. The Vanishing of Ethan Carter. Yani Türkçesiyle Ethan Carter'ın ortadan kaybolması adlı bir böyle macera işte keşfetmeye dayalı bir oyunla tekrar birlikteyiz. Şu an devam eden serilerimiz sona doğru yaklaştığı için Five Nights at Freddy's'i saymazsak o oyunu saymazsak şu an devam eden serilerimiz sona yaklaştı. Bu oyunda yeni piyasaya çıktığı için ben de denemek istedim. Umarım siz de zevk alırsınız çünkü cidden çok farklı bir oyun. Hemen kısaca hikayeden bahsedeceğim, her zaman yaptığım gibi. Bu oyunda Paul Prospero adlı bir dedektifi canlandırıyoruz ve oyunun adını söylemiştim. Ethan Carver'ın ortadan kaybolması. Ethan Carver değil, Ethan Carter. Ethan Carter küçük bir çocuk bize mektup yazıyor. Genelde biz ünlü bir dedektifmişiz, bize böyle hayran mektupları geliyormuş. Fakat Ethan Carter'ın mektubunda yazdığına göre kendi hayatından şüphe duyuyormuş ve kendi hayatının tehlikede olduğunu söylüyor biz dedektife. Biz de çok geç olmadan Ethan Carter'ı kurtarmak için kendi yaşadığı yere yani Reed Creek Vadisi'ne doğru yola çıkıyoruz. Burada belli başlı bazı böyle katliamlar değil de ne derler ona? İşte ölüm olayları olmuş. Hani bu ölüm olayları bir şeye bağlanacak tabii ki birçok ölüm olayları var. İşte Ethan Carter da sırada kendisinin olduğunu düşünüyor ve bizden dedektif olarak bu olayı çözmemizi istiyor. Güzel bir oyun, açık dünya oyunu yani birçok yere farklı yere dağılabiliyorsunuz. Burada yapmamız gereken yani bizden asıl istenen bu. Ethan Carter öldürülmeden ulaşmak. Ve şunu da sormak istiyorum oyuna başlamadan önce. Hani ne zamandır soruyordum ama bayağıdır sormadım. Kanalı hangi videoyla bulduğunuzu ve ne kadar zamanda takip ettiğinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz cidden sevinirim. Ayrıca bu oyun hakkındaki düşüncelerinizi de duymak istiyorum. Çünkü ona göre işte videoları hızlı bir şekilde devam edeceğim. Çünkü oyunun sonunu cidden ben merak ediyorum. Umarım siz de aynı şekilde merak ediyorsunuzdur. Çok fazla konuştum. Farkındayım, çok konuştum. İyi seyirler. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Evet, merhaba tekrardan. Hemen Paul Prospero'nun yani kontrol ettiğimiz dedektifin söylediklerini size aktarmak istiyorum. Polis sana inanmadığında, papazlar sana inanmadığında küçük bir çocuksanız sadece mektup yazarsınız dedi. Ethan Carter da bize mektup yazmış birçok insanın yapacağı gibi. İlk başta mektup böyle işte fanlardan gelen bir mektup sanmış dedektif söylediğim gibi. Fakat daha sonra anlamış ki işte Ethan Carter'ın bir şekilde yardıma ihtiyacı olduğunu. Şimdi Ethan Carter'ı bulmam için buradaki Red Creek Vadisi'ndeki sırları çözmem gerekiyor. Şimdiden bu bölgenin böyle karanlık havasını, karanlık duygusunu içinde hissedebiliyorum dedi Prospero. Yalnız ortam harika değil mi? Bilmiyorum. Aman Allah'ım. Görsellik de harika. Cidden umarım YouTube çok fazla kesmez bu oyundaki görsel kalitesini. Çünkü cidden beni görsel çok etkiledi. Yani aman. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ne oluyor? Evet. Abi yok artık bildiğiniz tuzak bu. Sense. Ah, şundan bahsetmedim. Paul Prospero sadece boş bir dedektif değil. Yani boş dediğim normal bizim gibi bir insan değil. Paul Prospero'nun özel bir yeteneği var. Böyle doğaüstü bakın. Şimdi anlayacaksınız onu. Evet, şu an tabii ki pek anlayamıyoruz çünkü eksik olan bazı bilgiler var belki. Bakın şurada bir mavi bölge oluştu ya böyle yarım ay gibi. O içeride gözüken görüntü
Paul Prospero bazı olayları kafasında böyle görsel olarak canlandırabiliyor. Yani mesela bir yere bakıyor, böyle buraya bakıyorum. Mesela burada ne olmuş? Çok dikkatli baktığımda burada ne olduğunu anlayabiliyorum. Mesela burada iki tane sevgili diyelim böyle oturmuş buraya. Böyle bakıyorsun, hani Paul Prospero bakıyor. Burada ne olduğunu anlayabiliyor. O yüzden mesela ben tuzağa baktım. Henüz bir şey görmedim. Demek o tuzakla ilgili herhangi bir şey olmamış. Vay be. Şimdi cidden buradan gitmek istemiyorum çünkü. Ne olur ilk başında ölmeyelim oyunun. Aa, tuzak var. Pekala. Evet, bu Red Creek Vadisi'nde insanlar bir şekilde böyle bir ritüel var sanırım. Çünkü Ethan Carter sırada kendisinin olacağından bahsediyor mektupta. Ve bizden dedektif Paul Prospero'dan yardım istiyor. Yalnız harika. Umarım oyun, hani ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum ama tüm oyun böyle yerlerde geçecekse ben razıyım. Aman Allah'ım, ben abi yok artık. Ciddiyim, yok artık. Aa bakın, iki tane oluştu. Evet. Evet, anladığım kadarıyla eğer bölgeyi gezersem bir üçüncü veya dördüncü tuzağı da bulup oradaki görseli kafamda canlandırabileceğim. Müthiş bir olay. Cidden müthiş bir olay. Şu an başka tuşlara basıyorum, tab falandır ama sanırım bizim ekranımızda yardımcı olacak böyle bir arayüz falan da yok. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım, kendimi bile bile öldürüyordum az kaldı. Ah! Çok fena. Evet, bir şey hafiften canlandı gibi ama bir parça daha eksik. Bir parça eksik. Şimdi şu taraflara doğru gitmedim. Biraz araştırmak istiyorum. Gerçi hani open world bir harita, yani bayağı bir yeri ziyaret edebiliyorsunuz. Fakat ne kadar gidebiliyorsunuz? Oh, buralara gidebiliyoruz. Aman Allah'ım, çok büyük cidden. Bir haritam var mı? Bir saniye, M'ye basmak istiyorum. Haritam da yok. Eyvah. Bir şekilde ezberlemem lazım. Çok fazla uzaklaşmak değil mi? Oyuna nerede başlamıştık? Bir saniye. Evet, bu tünelin başında oyuna başladık. Tamamdır demek ki. Seni buldum. Bir tane daha lazım. Evet, bir tane daha lazım. Peki. Şimdi bu tuzakları kim kurmuş? Bu tuzaklar neden kurulmuş? Yani insanlar için mi yoksa hayvanlar için mi kurmuşlar cidden? Bilmiyorum. Onu bilseydik bayağı yardımcı olurdu bize. Bu tuzakların neden burada olduğu. Pekala, biraz araştırmak istiyorum haritayı. Cidden ölmeye hiç niyetim yok fakat yapacağız bir şekilde bakalım. Umarım başarırım. Hani uzun bir oynayışa sahip değil bu oyun okuduğuma göre. Kısa bir seri olabilir bizim için. Ne tarafa gidelim? Cidden bilmiyorum. O kadar çok vakit geçirmek istiyorum ki dışarıda, çünkü ortam hani hikayeye pek uyum sağlamıyor. Çünkü bakar mısınız? Güzel bir yer. Yani oldukça iyi. Tamam, sanırım bu kadar şanslı değiliz. Köşe bucak girmeli miyim? Bilmiyorum ki ya. Uf, uf. Neyse. Tamam, buradaki işim sanırım bitti. Hani dört tane tuzağı buldum. Bir saniye, ben neredeyim? Aman Allah. Harita cidden çok büyük. Bir saniye, o tarafa gitmeden önce şu manzaraya bakar mısınız? Boş verin ya oyunu. Vallahi oyunu boş verin. Evet, oyun oynamıyorum arkadaşlar bu saatten sonra. Burada keseceğim zaten videoyu. Şu görüntüye bakar mısınız? Şöyle bir zoom yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Ya tablo gibi. Hakikaten öyle. Bıraktım oyunu. Şu oturabiliyor muyum? Hadi C. CTRL çalışıyor. Harika. Oh, şuraya şöyle bir çömelim. Harika. Evet, ciddiyim. Ortam müthiş. Umarım oyun boyunca hep böyle yerlerde oluruz. Şimdi buraya kadar gelmemiştim sanırım, öyle mi? Ah bakın, orada bir tuzak var ama zaten görmüşüz, zaten incelemişiz, pardon. Buralarda bir tuzak bulmayı o kadar çok isterdim ki. Yani çok garip geliyor kulağa, biliyorum tuzak bulmayı istemek ama hikayeyi tamamlayabilmek için o tuzağa ihtiyacım var. Hadi ama lütfen oyun, yardımcı ol. Pekala, aramaktan vazgeçtim. Oyunda zıplama yok bu arada, merak edenler için söylüyorum. Evet, karakterimiz zıplamıyor. Şimdi, karakterimiz ünlü bir dedektif. Neden yardımcısı yok? Değil mi? Şöyle yanında böyle çok konuşan benim gibi
Hani genelde işe yaramayan fakat arada bir böyle önemli şeyler söyleyip olayın çözülmesine yardımcı olan bir dedektif olsa Red fena Creek olmazdı. Valley Ah, bir saniye. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Evet, Paul Prospero'nun dediğine göre burası çok sıradan bir yermiş gibi gözüküyor Red Creek Valley. Ethan Carter da sıradan bir insanmış gibi ama hayatında iki şey öğrendim ben diyor. Oh, bir tanesini kaçırdım. Ah, bir tanesini okudum, anladım ama unuttum. öğrendiği şeylerden FPS'e lütfen. Öğrendiği şeylerden bir tanesi hiçbir şeyin sıradan olmadığı, ikinci şeyin ise ne olduğunu bilmiyorum. Altyazıyı kaçırdım çünkü. Yalnız bölge çok güzel ya. Yemin ediyorum şu an buraya oturup 10 dakika izleyebilirim. Kayıt da olmasam böyle yapardım ekranı. Böyle. Müthiş. Havada kuşlar mı var? Emin değilim. Ya kuş ya yaprak. Yalnız nedense köprüde koşmak ihtiyacı duydum şu an. Aa, görsel efektler müthiş. Aşağı düşmeyiz değil mi? Neyse, öğrenmek istemiyorum. Şöyle tahtaların üzerine basma özen gösterelim. İleride bir lokomotif mi, tren mi? Hareket etmesi ihtimaline karşılık raydan gitmeyelim. Ne olur ne olmaz. Çünkü bilmediğimiz bir yerdeyiz. Red Creek Vadisi'ndeyiz. Yalnız bu Red Creek Vadisi'nin çok güzel bir yer olduğunu söyleyebilirim. Aşık oldum ya. Yemin ediyorum. Evet, bir... kan izi. Trende kan izi. Aman Allah'ım, biri mi ezildi? Burada kavga mı çıktı? İnceleyebiliyor muyuz? İnceleyebiliyoruz, bir saniye. Kan... Hayvan kanı, insan kanı, kaza mı oldu, birisi mi öldürüldü, manivela mı? Ne alaka ya? Daha yeni mi kullanıldı? Kol. Evet, crank dediği şey böyle, hani bir şeyler çalıştırmak için kolu indirirsiniz ve o kolu kaldırırsınız ya. Hani hem kol hem manivela deniyor onlara. Evet, crank dediği şey o. Şimdi neden böyle bir şey? Hadi git, git, kaybol. Aman Allah'ım, kaybol. Kaybolur musunuz? Evet, nanayı yedik. Allah'ım lütfen kaybol. Pekala, kaybolma. Hah, içeri girebiliyoruz. Bir saniye, neden bu yazılar kaybolmadı? Bir içeri girelim. Ah, şimdi kayboldu, harika. Oyun lütfen. Ah bakın, bundan bahsediyorum. Crank dediği şey bu. Ah, treni sürebiliyor muyuz? Evet, tren ne ileri ne de geri hareket ediyor. Kapatalım treni. Zaten kapatma tuşu bu. Açalım. Hiçbir işe yaramıyor. Bir daha basalım şuna. Yine hiçbir işe yaramıyor. Pekala. Sanırım tren çalışmayacak. O kadar şanslı değiliz. Pek tren de değil. Bunlara ne deniyor ki? Hani trenin ön kısmına lokomotif dendiğini biliyorum. Fakat pek de lokomotife benzemiyor. Çünkü hani neyle çalışıyor ki? Elektrikle mi? Emin değilim. Neyse, şu kanı biraz incelemek istiyorum. Bakın. Sanki birini bir hatta aşağı düşmüş gibi. Çünkü trenin tekerleklerinde de kan var. Acaba bu oyunu oynamak için süper zeki olmaya gerek var mı? Çünkü şu ana kadar hiçbir şey anlamadık. Tuzaklar gördüm. Lokomotifin baş tarafında neler var? Kanlar vardı ve yol ayrımındayız. Harika. Şimdi yol 3'e ayrılıyor. Pekala. Biz bu köprüden geldik. Sağ tarafa gidebilirim. Düz gidebilirim tren yolundan ve sol tarafa doğru gidebilirim. Ne yapalım? Bir sol tarafa doğru gidelim değil mi? Neden bilmiyorum. Çünkü bu bölgede belli ki birçok cinayet olmuş. Bu cinayetlerin aslında hepsini çözmemiz gerekiyor. Sadece Ethan Carter'ı kurtarmamız gerekli değil. Çünkü Paul Prospero'nun dediğine göre de... Bu arada burası bir yere çıkmıyor gibi. Öyle mi? İncelemek istiyorum. Köşe bucak her yere. Paul Prospero'nun dediğine göre... Ethan Carter'ı böyle gidip de kapısını çalmak kadar kolay olmayacak onu bulmak. Çünkü artık çok bile geç kalmış olabilirim. Bir şekilde onu hani ne kadar geç kalmışsam kalayım onu kurtarmam lazım falan filan diyor. Yani ne kadar geç kalırsam kalayım onu kurtarmam lazım ne demek onu bilmiyorum. Hani Ethan Carter öldüyse yapacak hiçbir şeyimiz yok. Fakat ya müthiş bir manzara değil mi? Arkadaşlar ben mi bu kadar büyülendim yoksa siz de benim aynı şeyi düşünüyor musunuz? Eray abi manyak mısın? O kadar güzel değil. Diyenleri duyar gibiyim ama... Ya çok güzel. Hakikaten
Böyle bir yerde yaşar mıydım? Evet, yaşardım. Niye yaşamayayım? Korkuyorum da çok fazla ilerlemeye. Çünkü hani tuzaklar şu ana kadar bizi öldürmedi, bize zarar da vermedi. Çünkü oyunda bakın sağlığımız falan yok. Yani ne kadar bir süre böyle idare edebiliriz ölmeden? Yani tuzaklar bizi öldü. Belki bir hiçbir şey bizi öldürmüyordur bu oyunda, emin değilim. Müthiş bir FPS kaybı yaşadım az önce. Az önce müthiş bir FPS kaybı yaşadım. Yerde halat var. Ha, inceleyebiliyoruz, harika. Evet, kenarları kesilmiş. Sol taraf bağlı değil, sağ taraf bağlı. Kan yok. Halat. Evet, bildiğimiz halat. Kan yok. Yalnız buraya bir şey bağlanmış. Bakın, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Üzerinde rakamlar var. Sanırım böyle elektrik devresi gibi bir şey herhalde bu trenin. Halat oraya bağlı ve halat burada bitiyor. Pekala. Hiçbir şey tabii ki anlamadım. Çöpleri kontrol edebiliyor muyum? Şurada kan var, gördüm. Orada kan var, gördüm. Çaktırmadan bakacağım şimdi o kana. Cesedin geri kalanı nerede? Kan izi var. Kurban var. Sürüklendi mi? Buraya kadar emekledi mi? Bilmiyorum. Parçalanmış ayaklar. Evet. Evet, umarım bunlar Ethan Carter'a ait değildir. Hayır. Evet, bilinmiyor şimdi sürüklendi mi, ne oldu. Şimdi dedektif gözüyle bakacağım. Biraz eğilmek istiyorum çünkü olaya ilgili gözüküyoruz değil mi, böyle eğilirsek. Burada bir parmak izi var. Adamın elleri olmadığını düşünecek olursak, yani elleri vardır tabii ki ama elleri orada değil. Belli ki ayakları oraya kendi gelmiş olamaz. Ab, kafayı sıyırıyorum. Neyse, azıcık yürüyelim biz çünkü. Benim daha çok bilgiye ihtiyacım var. Şurada bir şey var. Yapım aşamasında. Yapım aşamasında olan nedir? Şurada kırmızı bir şey var. Ona da bakacağım. Kanın izlerini takip. Evet. Bacakların sahibini bulduk. Bayım, merhaba. Kan nereden geliyor? Kafatası çatlamış. Ölüm nedeni nedir diyor. Travma mı geçirmiş? Dokun. Aa, dokunuyoruz. Evet, şu an burada yaşanan olayı dedektifimiz... Aa, henüz değil. Aa, henüz değil. Üçüncü şahıslar tarafından rahatsız edilmiş olabilir. Zaman aşımına mı ne uğramış olabilir diyor. Şimdi sanırım cesetle ilgili daha çok bilgi bulmamız gerekiyor. Çünkü burada yaşanan olayı henüz gözünde canlandıramıyor dedektifimiz. Ah, bu oyunu keşke Merve ile oynasaydım cidden, çünkü onun içgüdülerine oldukça güveniyorum. Ve burada oyunu sonlandıracağım ya. 10 dakika bu manzarayı... Aman Allah'ım, burası aşağı iniyor. Eyvah. Evet arkadaşlar, burası aşağı iniyor ama ben henüz inmiyorum. Kaydı burada sonlandıracağım. 10 dakika boyunca bu manzarayı izleyeceğim. Ondan sonra tekrar sanırım ikinci bölümü çekerim ya. Evet. Şimdiden hoşuma gitti oyun. Arkadaşlar, teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki bölümde kesin görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın ve... Ayaklarım yokmuş bu arada. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.